Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size geçen vlogumda yaptığım yeşil yulafı yapacağım. Yani onun tarifini paylaşacağım sizinle. O videonun altında çok mesaj attınız. Lütfen tarifini yapar mısın diye. Bana Instagram'dan da mesaj attınız bayağı bir. Tarifini yapar mısın diye. İşte bu videoda tarifini yapacağım. Şimdi burada malzemelerimiz var. Lafı çok uzatmayacağım böyle. Artık yulafla ilgili çok sık video yaptığım için tabii bütün hepsinin linkini aşağıya bırakacağım. Onları da izleyebilirsiniz. Kakaolu yulaf yaptım. Değişik değişik yulaflar yaptım. Bir sürü yulaf tarifim var. Ama bu çok farklı bir yulaf olduğu için bunu ekstra sizinle paylaşmak istiyorum. Siz de zaten bu yüzden istediniz. Hiç lafı uzatmıyorum. Hemen malzemelere geçiyorum. Arkadaşlar malzemelerimiz tabii ki burada. Yulafımız var. Burada üzerini süslemek için ham kakao parçacıkları kullanacağım ben. Bu tamamen isteğe bağlı. Siz kullanmayabilirsiniz. Pardon. Burada sütüm var tabii yulafı yapmam için. Burada kendi yaptığım, bunu da nasıl yaptığımı merak ediyorsanız linklerini bırakacağım. Sağ üst köşeye de koyarım. Kendi yaptığım şekersiz tamamen %100 organik fıstık ezmesi. Bunu da üzerine koyacağız. Birazcık chia tohumu, bunu koyabilirim, koymayabilirim. Süsleme aşamasında bakacağız buna. Ve geliyoruz asıl önemli kısma. Yulafa neyin yeşil renk verdiğine. İşte arkadaşlar, çoğunuz tahminlerde bulundunuz. Ispanak mı koydun dediniz, maça mı koydun dediniz. Hayır, hiçbiri değildi. Arkadaşlar içerisinde organik spirulina tozu vardı. Organik spirulina tozu koyacağım arkadaşlar. İşte yulafa yeşil rengini veren bu. İsterseniz tarifimize geçelim. Bu arada bunu Google'a yazdığınızda, yani spirulina tozu diye yazdığınız zaman pek çok satan yer var Türkiye'de de. Ulaşmanız çok zor değil. Onlardan birinden sipariş verebilirsiniz. Ben de o şekilde sipariş ederek aldım. İsterseniz geçelim nasıl yaptığımıza. Ben her zamanki oranlarımla başlıyorum. 3 yemek kaşığı yulaf koyuyorum. Ve şu şekilde yarısından birazcık fazla su koyduğum bardağın tamamını da sütle kaplayacağım. Oh, sıçradı. Şimdi bunu da ekliyorum. Ve kısık ateşe getiriyorum. Kısık ateşte yulafımı pişireceğim. Bu kez içine tarçın atmıyorum. Spirulina tozu koyacağım için tarçın olmasını istemedim içerisinde ama siz koyabilirsiniz. Ve şimdi de spirulina tozumuz gelecek. Arkadaşlar spirulina tozumuz böyle bir toz. Size böyle göstereyim. Hatta şöyle alayım. Bundan bir çay kaşığı kadar koyacağım. Zaten hemen rengini verecek. Bu arada şöyle şurada tutayım hatta. Bu arada bu spirulina tozunu sadece yulafa değil, keklerinize de koyabilirsiniz. İçeceklerinize falan koyabilirsiniz. Bu organik bir toz. Yani bir gıda boyası falan gibi değil. O yüzden yaptığınız şeylere yeşil renk vermek istiyorsanız her şeyde gönül rahatlığıyla bunu kullanabilirsiniz. Bakın çok güzel. Çok güzel. Hemen rengini verdi. Şu anda biraz açık yeşil. O yüzden ben bir çay kaşığı kadar koydum ama bir yarım çay kaşığı daha ilave edeceğim. Kısık ateşte lapalaşıncaya kadar pişmeye devam edecek bu. Yulafımızın püf noktalarından bir tanesi. Bu şekilde bırakmayın arkadaşlar. Dibi tutmasın. Tıpkı sanki böyle puding yapıyormuşsunuz gibi. Bunu böyle sık sık karıştırın. Zaten çok uzun sürmeyecek. Merak etmeyin. Şimdi hemen kaynamaya başlar. Böyle yulaflarınıza değişik bir hava katmak isterseniz bence bunu alabilirsiniz. Ben yulaf yemeyi seviyorum ve yulaf yemeği kendime bu şekilde de sevdirdim diyebilirim. Hem tatlarını lezzetli hale getirdim hem de yulaf yapmak benim için birazcık da böyle eğlenceli bir şey. Çünkü her seferinde farklı yulaflar, farklı süslemeler falan deniyorum. Açıkçası bunu yaparken de eğleniyorum. Şu an fokurdamaya başladı. Fokurdamaya başladıktan sonra hemen almıyorum. Şu birazcık daha karıştırmaya devam ederek ama şu aşamada karıştırmayı asla bırakmayın çünkü inanılmaz dibi tutar, yapışır dibine. Güzel oldu ve zaten kıvamı da artık lapalaştı. Şimdi bunu alabilirim. Şimdi ya çok güzel. Şimdi yulafımız hazır. Bunu süsleyeceğiz ama bu şu anda çok sıcak. Bunu birazcık böyle soğumaya bırakacağım. Çok değil, 1-2 dakika burada böyle kalıp soğuduktan sonra üstünü süslemeye geçebiliriz. Yeşil yulafımız hazır. Şimdi süsleme kısmına geçelim. Şimdi dediğim gibi bu ham kakao parçacıklarından koyacağım. Önce fıstık ezmesi koyacağım. Şimdi şöyle planladım. Şuraya fıstık ezmesi koyacağım. Yanına ham kakao parçacıklarını koyarak devam ederiz.
Öncelikle şu benim yaptığım mis gibi fıstık ezmesinden koyalım. Arkadaşlar bu arada bir dipnot. Bu fıstık ezmesinin yağının üste çıkması çok normal. Bunu kullanmadan önce karıştırmanızı tavsiye ederim. Bakın böyle karıştırın. Birazcık daha kıvam almasını sağlayın. Ondan sonra kullanın. Şöyle şu köşeye koyarak başlayalım. Evet, tamam. Fıstık ezmemiz tamamdır. Evet, şimdi ham kakao parçacıklarımdan da şu kenarına koyacağım. Şöyle serpiştiriyorum. Bu aldığım bütün malzemeleri bu arada Google'da yazarak bulup sipariş edebilirsiniz. Şimdi bu ham kakao parçacıklarının yanına birazcık da Hindistan cevizi dökeceğim. Chia tohumu koymaktan vazgeçtim. Ve geliyoruz en tatlı süslemelerden birine. Ve böyle bir de buraya koyuyoruz ve tatam! Yeşil spirulinalı yulafımız hazır. Mutlaka denemenizi istediğim çok farklı ve çok güzel bir yulaf tarifi bu da. Aynı zamanda çok eğlenceli, böyle yeşil yeşil çok da güzel görünüyor. O yüzden size vermek istediğim tariflerden bir tanesi buydu. Tabii ne yapıyorsunuz? Eğer bunu yaparsanız ve story'nizde paylaşırsanız beni etiketlemeyi unutmayın. Çünkü sizin story'nizi ben de kendi story'imde paylaşıyorum. O yüzden paylaşırsanız mutlaka sizin yaptıklarınızı da bekliyorum. Şimdi sizi bir tarifle göndermeyeceğim tabii ki. Bir tarifim daha var. O da chia tohumuyla yapılan bir tarif. Ben şimdi şöyle şu kadar bir bardağı süte bir tane bu chia tohumundan attım. Bunun tamamını attım. Bunun ne kadarmış? Gramajını hemen size söylüyorum. 10 grammış. Bunun tamamını içerisine attım ve karıştırdım. Şimdi bunu pişireceğim. Şöyle bunu tencereme aldım gene. Altını kısık ateşe getiriyorum her zamanki gibi. Ve her zamanki gibi böyle kısık ateşte bunu karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada spirulina tozunu şu anda buna da katabilirsiniz. Ben katmayacağım şimdi, bunu size bu şekilde göstermek istiyorum ama katarsanız eğer çok güzel olabilir gerçekten. Yeşil yeşil bence katabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu birazcık tatlandırmamız gerekiyor. O yüzden tabii ki bal kullanacağız. Şimdi birazcık da içerisine bal koyacağım. Ne kadar? 1-2 çay kaşığı kadar koyacağım. Şu an zaten chialarım şişmeye başladı. İstediğimiz de bu zaten. Chiaların şişmesi. Birazdan bunu kapatacağım ve kaseme alacağım. Tekrar soğuduktan sonra üstünü süsleyeceğiz. Evet, şimdi bunları kaseme alıyorum. Şimdi bu hazır ama şu an çok sıcak arkadaşlar. Dumanı bayağı bir tütüyor. Bunun biraz soğuması lazım. O yüzden bu şekilde birazcık bekletiyorum. Soğuduktan sonra üstünü süsleyeceğim. Şimdi bunun üzerine çok fazla bir şey koymak istemiyorum. Çünkü chia tohumu var zaten ki bunda Hindistan cevizi falan gibi şeyler koyabilirsiniz. Tarçın dökebilirsiniz, muz koyabilirsiniz. Ama ben şu anda kendi tercihimi birazcık ham çikolata parçaları koyarak kullanacağım. Şöyle serpiştiriyorum buraya. Ve biraz da böğürtlen koyacağım. Şöyle hemen şuraya bir tane, hemen iki tane de şuraya. Evet. Evet, bir diğer tarifim de bu şekildeydi arkadaşlar. Bunu ben çok severek tüketiyorum gerçekten. Bence mutlaka denemelisiniz. Bir diğer tarifim de buydu. Evet, bugünkü tariflerim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen yaparsanız, denerseniz benimle paylaşmayı ve beni etiketlemeyi unutmayın. Çünkü sizlerin de nasıl yaptığını çok merak ediyorum ve açıkçası çok hoşuma gidiyor. Çünkü çok farklı süslüyorsunuz ve o tabaklarınızı görmek bence çok güzel. O yüzden beni etiketlemeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.